Başım feda olsun nurlu yoluna, gönlümü fetheden sultanım benim. Bir kez merhamet kıl kıtmir kuluna, gönlümü fetheden sultanım benim. Kapına baş koymuş kulların bekler, her birinden yığın yığın dilekler. Teveccüh etmezsen boştur emekler, gönlümü fetheden sultanım benim. Senin olmadığın her bucak ıssız, gönüller kararır inan ki sensiz. Gel ruhuma bir nazar eyle sessiz, gönlümü fetheden sultanım benim. Din yolunu açıp şehra heyleyen, pinhan ayağın her gerçeği söyleyen, gökte yerde ümmetini dileyen, gönlümü fetheden sultanım benim. Hakka varılamaz senden amansız, seni tanımayan gider imansız. Kulunu mahşerde bırakma yalnız, gönlümü fetheden sultanım benim. Bela ve musibetlere maruz iseniz, sıkıntılar yollarınızda tuzak kurmuş sizi bekliyorsa, bazıları elde etmeye çalıştığınız noktaları elde etmenize engel oluyorsa, binbir engel ve gayle karşınıza çıkıyor, hakkınız olan yerleri tutamıyorsanız şayet, sizden evvel bunun bin katına maruz kaldılar. O benim efendim, hepinizin efendisi. Hangi vicdan vardır ki efendim derken o hoplamasın. Bin katını çekti bunların. Adeta çekmediği şey kalmayınca ona gel dediler. Artık çekecek şey kalmadı. Daha dünyaya gelmeden hayata gözlerini açar açmaz babası çoktan gurup edip gitmişti. Fakir bir annenin yanında kalmıştı. Dede himayesine kalmıştı. Daha o günlerde ona yetim diyorlardı. Yetim deyip horluyorlardı. Hakir gören bakışlar altında çocukluğunu yaşıyordu. Yaş 4 müydü 6 mıydı? Ağlamalı 4 sene mi geçmişti 6 sene mi geçmişti? Izdıraplı 6 sene mi geçmişti 7 sene mi geçmişti? Daha 25-26 yaşında anamız, anam Amine'ye de gel dermişti. O duyarlı insan, o hassas insan, yaşın 30'unda 40'ında bizim hissedebileceğimiz o şeylerin hepsini, o derin düşünceli, derin bakışlı, derin görüşlü insan anasının cenazesi başında hissediyor ve içi kan ağlıyordu, çekiyordu. Fasbir ve mahsabruke illa billah. Sabret ey şanı yüce nebi, sabrın Allah içindir. Sanki bu sözleri daha evvelden duymuş, sanki bu ilahi hitabe daha evvel muhatap olmuş gibi. En dayanılmaz, en tahammül fersa şeyleri bağrında eritiyor, sinesine basıyor, yok ediyor, boğuyor ve söndürüyordu. Hayatı canım çıksın, hep yoksulluk içinde geçti. Allah bir gün dedesini de aldı. Fakir bir amcanın himayesine girdi. Mekke'deki müşriklerin koyunlarını güdüyordu. İnsanlığın efendisi, varlığın raisi, seyyidi, meleklerin imrendiği insan. Bir gün ashabıyla otururken, ben şu vadide falanın filanın koyunlarını çok güttüm buyuracaktı. Ve talihli kadın, Hatice-ül Kübra'nın kervanlarının başında muhafız olarak Şam'a gidip geliyor.
Allah'la zahiri ittisalin hasıl olduğu, peygamberlikle serfiraz kılındığı günden itibaren belalar tahammül edilmez hal alıyor. Kendi derdiyle beraber Haşimoğulları'nın derdi, Ali'nin derdi, henüz Müslüman olmamış Ebu Talib'in derdi, Hatice-ül Kübra'nın derdi, inananların derdi, bütün bu dertler o sinesinde yaşıyordu, çekiyordu.